Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Serkan, bir şey olayı olmuş böyle bir. Evet, biraz o dönemlerde oldukça zayıftım ama Evet. sonrasında Şimdi tabii şaşırdım, yaş... Serkan mı değil mi? En son hatırladığım Serkan'dan. Hoş geldin sevgili Serkan. Hoş bulduk. 93 senesinde ordudan ayrıldım. Evet. Zaten 93 senesine kadar da 94 yıllarına kadar televizyonlarda çalıştım burada biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. TV52'de de, ORT'de de Evet. o kanallarda çalıştım. Tabii ki Seyhan Güngör'ün tavsiyesi üzerine OBKT'de başladım. Onu da Seyhan rahmetle anıyorum. Çok sevdiğim, ablam. kalbi çok temiz, çok düzgün insanlardan biri. Ve onu kaybetmeye gerçekten çok üzüldüm. Benim çünkü hayatımda gerçekten çok önemli bir yer tutuyor aslında. Allah rahmet eylesin. Hem Seyhan ablayı hem kaybettiğimiz birçok OBKT'nin değerli ismini Evet. buradan rahmetle, şükranla, özlemle andığımızı söyleyelim sevgili Serkan. Evet. Serkan, ben böyle 40'lı yaşlarda hatırlıyorum seni. 93 47 deyince yaşındayım. 47. Evet. Evet. Uzun bir süre oldu tabii ki. Evet. Doğala dünyaya geleli. Bayağı uzun bir süre Evet, olmuş. tabii ki 93 yılında ayrıldıktan sonra aslında Ordu'da televizyonlarda program yaparken özel bir kanalda, İstanbul'da, ulusal bir kanalda yönetmeni Ordu'ya gelmişti. Biz o dönemlerde Levent Kırca'nın programları gibi programlar yapıyorduk. Hatırlıyorum, skeçler Evet. hatırlıyorum. O programlarda izleyince oradaki yönetmen beni Ordu'ya istedi. Telefon İstanbul'a istedi. Partnerin kimdi? İki ya da üç kişiydiniz değil mi? İki üç kişi. Serkan vardı, Nurgül Çoluk vardı. Nurgül abla, Evet, evet. Nurgül de zaten bu işin artık Yıllardır üstadı emekçisi aynı. oldu. Çok severim kendisini de, Serkan'ı da çok severim. İstanbul'u istedi beni, telefonla arayıp. Peki dedim, Cenk Koray'ın sunduğu bir program vardı. Bir Başka Gece diye. O programda başladım Cenk Koray'ın skeçleriyle birlikte. Peşinden Yavuz Seçkin'le tanıştım. Yavuz Seçkin'le birlikte Süper Frikik, Star'da, Televole'de programlar yapmaya başladık. Sonrasında yine... O parodilerde görüyorduk seni. Öyle mi? Evet. Ben hiç farkında değilim, gerçekten farkında değilim. Hani insanlar tepki vermiyor ama ben Ordu'nun sanatçısına, değerlerine çok saygı duyduğunu ve onlara sahip çıktığını çok iyi biliyorum. Aynen. Ben zaten hiçbir zaman Ordu'yu terk etmedim. Sürekli geldim, ziyaret ettim. OBKT'yi de, oradaki arkadaşlarımı da ziyaret ettim. Cenk Koray'ın programından sonra yine işte Televole Star derken yine Kanal 6'da bir programdan teklif geldi. Yalçın Özden'in sunduğu Bir Tuhaf Gece'den teklif geldi. Yine biz Tolga Öz, Yavuz Seçkin, onlarla birlikte program yapmaya başladık. Bunun akabinde de Ulus Film Prodüksiyon vardı biliyorsunuz. Ulus Müzik, sevgili İskender Ulus, Turan Hemşerimiz Ulus, evet, Görkem Yekta Gülsün. Özbilen'le tanıştım. Aslında oyuncu olarak başlayacaktım ama birden benim yazdığım senaryoların ya da tekstlerin çok hani işe yaradığını gördüklerinde yönetmen yardımcısı olur musun dediler. Dördüncü asistanlıktan başladım. Birinci asistanlığa kadar yükseldim. Alparslan Bozkurt'un uzun süre yönetmen asistanlığını yaptım ve Temel Gürsun'un da. Zara, Doğuş, İbrahim Erkal rahmetli. Uzun yıllar onların kliplerini çektik, dizi filmlerini O ne çektik. güzel. Evet. Ne güzel. Valla şimdi Serkan'la ilgili çok görüntü var aslında. Resim, görüntü. Ben dün akşam sevgili Aykut sana Aykut en son görüntüleri de, resimleri de sana ileteyim. Tam göndermemiş olabilirim ama o kadar çok resim, görsel ve görüntü atmış ki sevgili Muzaffer Şensoy, Evet, çok ortak teşekkür dostumuz, ediyorum kendisine de arkadaşımız, buradan. gönül dostu Evet, Muzaffer. Seyhan ablanın da kardeşi, Kardeşi. Aynen. Soner'i de çok severim, Ailecek Muzaffer'i de çok severim. Olgun abiyi hepsini, Evet. bütün bir aile, Zafer abi, hepsi böyle Evet, bizi zaten sanatla. toplu halde tiyatrocu yaptılar. Evet. Buna çok müteşekkirim, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim bu yolda adım atmama sebep olan isimlerden birisi tiyatro anlamında Seyhan abladır. Seyhan abla benim ablamın da çok samimi dostudur, çok kadim dostudur. Onu En büyük aramızda hayallerimden görememekten çok üzgünüm aslında. aslında ben Evet. böyle önemli isimlerin, sadece Seyhan ablanın değil, işte yine onun gibi kaybettiğimiz dostlarımız var ama çeşitli tiyatro festivalleriyle isimlerinin yaşatılmasından Çok yanayım. güzel olur. Yani bu anlamda Ordu'daki hem belediye başkanından hem tiyatro işiyle uğraşan arkadaşlarımıza işte Seyhan Güngör sahnesi ya da Seyhan Güngör Kültür ve
sanat festivali gibi bu tip etkinliklerin diğerlerinde ismini vererek. Çok güzel. Umarım bu dilek ve temennimizi Muzaffer de mutlaka izliyordur. Yazalım bunu, evet. Takip edelim. Onları böyle ölümsüzleştirebilirim. Eminim ki hissedeceklerdir. Bence hissediyorlardır diye düşünüyorum. Bak sevgili Serkan, ne güzel bir şey söyledin. Bizi dedin tiyatroya götürdüler, başlattılar. Evet. Benim de böyle bir tiyatro hikayem var. İlk ben de Halk Evi'nde 90-91 yılında sevgili Gülçin Üstüntaş'la Aydın Üstüntaş o dönem OBKT'den ayrılmak zorunda kaldılar. Evet. Tesadüfen işte Muzaffer'le tanışmamız da o Halk Evi'ndeki ilk tiyatro... Orsev'de sanırım değil sonra, mi? Sonra Orsev'de, daha sonra. Orsev'de sanki bir oyunda birlikte... Yok, ben Orsev'de oynamadım. Gülçin Üstüntaş ve evet. Aydın ha, Üstüntaş onların, zaten evet. Genel sanat yönetmeniydi. Aynen, şimdi eski de bir tiyatrocu var karşında, onu da söyleyeyim. Ay, sana. Harika o zaman. Üniversitede de birçok tiyatro oyunda oynamış ama müthiş. Tabii ben tiyatroculuktan radyoculuk ve televizyonculuğu seçen kısmında kalıp... Çok güzel. Öyle ifade edeyim sana. Hani bir meslektaşımızla burada hani ağırlamış olmanın keyfini yaşıyorum. Tiyatro hepimize bir altyapı vermiştir mutlaka. Aslında tiyatro tüm sanat dallarının anasıdır. Yani insanı insana anlatan en güzel sanatlar dallarından birisidir. Aslında sizin de burada yaptığınız iş bir nevi böyle. Yani insanı insana anlatıyorsunuz. Toplumu, toplumda neler oluyor, bitiyor, neler yaşanıyor bunları anlatıyorsunuz. Yani tiyatro olmazsa olmazlardan diyebilirim. Tüm sanat dalları çok çok değerli. Ama hem bu bizim iş hayatımızda hem... günlük hayatımızda tiyatronun gerçekten çok çok önemi var Akın Bey. Yani bu bizim otokontrolümüzü, hayata bakışımızı, insanlara bakışımızı ve kendimize bakışımızı da değiştiriyor. Ya şöyle klasik bir söz var. Hep okurken ya çok klişe oldu denilip bu sözü böyle bir anlamsızlaştırmak istemiyorum ama hani hayat, dünya bir sahnedir. Bizler de içindeki oyuncularıyız, işte perde denildi evet. Falan. Hakikaten oynuyoruz hayatta zaman zaman. İşte oynuyoruz. Evde oynuyoruz. Bazen çocuğumuza ne kadar kızmış olsak bile doğru söylüyorsun. Sakin ve psikolog babayı ya da anneyi oynuyoruz. İş yerimizde ne kadar üzgün olsak bile mutlu adamı, mutlu yöneticiyi oynuyoruz. Oynamak zorundayız. Hep oynamak zorundayız ama... Hayatın ta kendisi aslında. Aynen. Burada herhalde en zor olanı komediyi oynamak. Ne dersin? Evet, komedi. Sen bak güldürdüm şu anda seni. Evet, komedi oynamak gerçekten zor. Çok zor. Dram insanları güldürme. Dram daha insanları üzmek daha kolay. O duygu çünkü çok daha çabuk ortaya çıkıyor. Aslında dramda da evet 403. kilometrede oynamıştım ben. Orada İzzet karakterini oynamıştım. Orada Tayfun Taliboğlu gelmişti izlemeye ve ağladığını söylemişti gözde. Çoğu izleyenin yani Serkan bizi mahvettin demişlerdi ama komedide şöyle bir şey var. Hem güldürmek zorundasınız, hem düşündürmek zorundasınız, hem de ağlatmak zorundasınız. Yani burada oyunculuğunuz aslında 2-3'e 4'e katlanıyor. Bertolt Brecht'in oyunları vardır. Bu oyunlarda daha çok halk içinde oynanır ve sokakta oynanır ve insanları güldürmeye ve düşündürmeye yöneliktir aslında. Komedi gerçekten çok zor. Son dönemde bilmiyorum bu konuda başarılı olabildim mi diye düşünüyorum ama... Ya ödüllerden ve bilgilerden aldığımız birçok istihbarattan bu konuda başarılı olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür diyoruz. Ederim. Bu arada evet Yeni Tiyatro Dergisi 8. Emek ve Başarı Ödülleri'nde komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü uygun gördüler. O dörtlü görüntüyü verir misin? Orada dört isim var. Selçuk Yöntem. Selçuk Yöntem var. Bergüzar Korel. Bergüzar Korel. Ben ve Suzan Acun İlhan. Suzan Acun İlhan şu YouTube'da... şeyleri dönen hanımefendi mi yoksa tiyatro sanatçısı? Tiyatro sanatçısı. Evet, evet. Tiyatro sanatçısı. Evet bu görüntü. Dolayısıyla bu karenin içinde olabilmek jüri üyelerinin, jüri başkanlarının beni oyunumu izleyip bu karenin içine uygun görmeleri inanılmaz derecede çok mutlu etti. Bundan sonraki sorumluluğum aslında çok daha fazla başlıyor. Biz oyuncular ölene kadar öğrenmek ve çalışmak zorundayız. Her karakter, her oyun ayrı bir dünya Akın Bey biliyorsunuz. Onu oyuncu yeteneklidir ama her karakteri ve her oyunu ayrı çalışmanız gerekiyor. Bizim ölene kadar öğrenmek bitmiyor. Yani biz emekli olmuyoruz. Yani ölene kadar biliyorsunuz Ayşen Guruda gibi birçok sanatçılar işini yaparken bu dünyayı terk ettiler. İşim bundan sonra başlıyor. Bu sorumluluğu
vermeleri çok güzel, çok mutlu oldum, onur duydum. Gerçekten çok iyi bir jüriden, hakem kurulu ve yayın kurulundan almış olduğum bir ödül. Ödül henüz elime geçmedi hangi, ama... Hangi oyun sonrasındaydı? Evlilik Düeti, Bekçi Memo karakteri. O karakteri de ben... bu arada jüri üyelerine çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsi profesörlerden ve doçentlerden oluşan bir jüri üyesi. Bu ödül aldıktan sonra... Bu oyun muydu bu? Evet, bu oyundu. Bu karakterde Feridun Karakaya, Kemal Sunal, İlyas Salman, Şener Şen gibi birçok karakteri izledim öncesinde ve gerçekten çok iyi araştırdım. Onlar tabii ki onlar bu ülkeye imzasını atmış oyuncular, sanat dünyasına imzasını atmış oyuncular. Benim kendim gibi oynamam gerekiyordu. Kendim gibi oynarken de başka oyunculara da benzememem ya da onların oyunculuk yöntemlerine benzememem gerekiyordu. Bu konuda çok çalıştım. Okuma provalarının ikincisinde daha reji şaşırdı. Güzel. Bu karakteri nasıl çıkardın diye. Tabii ki yönetmenimizin ve arkadaşlarımın desteğiyle çok iyi bir ekip vardı arkamızda. Ve onlarla birlikte daha çok üzerine koyarak gittim. Bir de partnerimle tabii ki sahnedeki uyumum ve performansım, senkronumuz çok iyiydi Akın Bey. Yani burada tek başarı benim değil, orada sahnede birlikte olduğum diğer arkadaşlarım da çok. Ben her provada partnerim ve yönetmen aynı zamanda oynarken gülerdi. Ne oluyor falan derdim böyle. Ya mimiklerin ne kadar iyi. Ya da arkadaşlarımız arka tarafta gülerlerdi ve bu beni çok mutlu ediyordu. Yani demek ki rolün hakkını verdiğiniz zaman geliyor. Bu sadece şöyle ben nitelendiriyorum. Tabii ki 150 oyun içinden jüri üyeleri bu oyunu seçti ve beni seçtiler ama o dönemde 150 oyun içinde çok yetenekli arkadaşlarımız da var. Çok iyi oynayanlar da var. Onları da tebrik etmek gerekiyor. Demek ki jüri üyelerinin kriterleri ya da o anda gördükleri çok farklıydı. Ve benim performansım da çok yüksek olduğu için beni buna uygun gördüler. Çok teşekkür ediyorum. Rolün büyüğü küçüğü yoktur Akın Bey. Rolü ne kadar büyüttüğünüz çok önemlidir. Yani onun ne kadar içine girip onu ne kadar yansıttığınız çok önemlidir diye düşünüyorum. Ben buradan tüm jüri üyelerine çok... Ben valla oyunu izlemeyi şu anda çok merak ediyorum. Şu Bekçi Memo tiplemesinden şöyle bir ufak bir şey alabilir miyiz? O şiveyi, o sesi. Ya Bekçi Memo şivesinden nasıl yapayım şimdi? Ufak bir zaman pasaj böyle, bir monolog. Yani birazdan yapayım onu. Tamam, biraz hazırlan. Tamam, birazdan yapayım. Şimdi karşımda partneriniz dedim ya, başarı tek başına gelmiyor. O etkiyi aldığınızda çok bir daha verimli oluyor. Karşı tarafın oluyor. Vermesi lazım diyorsun. Tabii çok yani önemli. Orada tüm ekibin de çok Serkan, başarısı var. Aslında özür dilerim, tiyatro artık o popüler kültürün biraz uzağında kalmaya başladı. İnsanlar tiyatroya eskisi kadar gidemiyorlar. Evet. Belki İstanbul'da yaşıyorsun. Ordu biraz bu konuda altyapısı var, şanslı ama... Artık insanlar dizileri maalesef ve dizideki karakterleri görüyorlar. İşte senin bir Filinta'dan bir sahnen var burada. Mesela o zaman görünce Serkan Filinta'da deyip hoşumuza gitmişti. Evet. Yakınlarda böyle hani hedefinde, kariyer hedefinde böyle bir dizide oynamak ya da böyle bir işte sitcom olur, başka bir dizide bir Serkan'ı ne zaman göreceğiz? Siz diyorlar mı oldu? Sitcom değil. olabilir. Var. Aslında önümüzdeki geçtiğimiz hafta bir yapım şirketinin yapımcısı beni toplantıya çağırdı. Çok gurur duydum, onur duydum. Şimdi yani... o yapımcıya bağlanıyoruz sevgili. sürpriz oluyormuş. Gerçekten de çok hoşuma gider. Yani evet. Bugünümüzde bir yapımcının la görüşmek her oyuncuya nasip olmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok minnetlerimi sunuyorum. Tabii ki görüştük. Bir sitcom dizisi var. Yine ulusal bir kanalda başlayacak. Bir de yine romantik komedi var. İkisinden birinde karar kılacağız. Ama ne kadar oynarım? Aldığım duyumlara göre ya da görüşmelerimize göre bir sezon oynayacağım konuşuluyor. Tabii ki burada yine benim performansım ve senaryonun gidişatı da çok çok önemli. Bir sinema filmi vardı. O şu anda pandemiden ötürü, pandemi gerçekten tüm oyuncuları, sanat dünyasını, müzik dünyasını çok ciddi anlamda Akın Bey etkiledi.
Yani sinema filmi, farklı sinema filmleri için de önerilerde bulunuyor insanlar ama oynayacağım sinema filmi şu anda askıda. Ne zaman set diyecekler, ne zaman motor diyecekler bilmiyorum. Bu da benim hem şanslı bir dönemim hem de şanssız bir dönemim aslında. Ama evet, biz çalışmaya devam ediyoruz. Aslında ben de bu akşam İstanbul'a döneceğim. Bahsetti Muzaffer aslında. Evet. Seni Ordu'ya geldiğinde daha fazla izleyicilerimizle buluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Lütfen irtibatı da kesmeyelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi gözümde bir taraftan 09.45 yayıncı arkadaşlarım da reklam saati, programında kapanış saati. Bu tadımlık evet oldu, çok özür diliyorum. Son bir kapanış konuşmasıyla sana sevgili hemşehrimizle sözü verelim. Bu pandemi döneminde öncelikle herkesin bireysel olarak sosyal mesafeye ve bireysel temizliğine çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öncelikle çevremizdeki insanlardan da sorumluyuz diyorum. Daha çok sanat bu dönemde, daha çok üretim diyorum. Tüm Ordu'ya, Kanal 52'ye, Muzaffer Şensoy'a ve Seyhan Güngör'e çok minnetlerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Ekim ayındaki ödül töreninde ödülümü alıp geldiğimde sizleri de davet ederiz. Süper olur. Tabii ki bunu genel koordinatörlerine ileteceğim ben. Ödül töreninde ödülümü alıp geldiğimde de burada konuk olmak isterim. Keyifli olur. Çok teşekkür ediyorum. Bekçi Memo veda edecek mi bize? Bekçi, ya aslında... Olmadı şimdi sabah, ben zorlamayayım seni. Ben seni o zaman yapayım. O zaman bir video çekip Yeni Gün programına bir videonu, Bekçi Memo tiplemesine bir videonu buradan keyifle yayınlarız. Onu senin yaratıcı hoşgörüne evet bırakıyorum sevgili Serkan. Aile izliyor muydu bu arada, anne baba? Evet, annem babam izliyor. Onlara selam gönderelim buradan. Anneme lütfen babama selamlarımı gönderiyorum. Bu dönemde tabii ki onlar için de çok iyi oldu. Belli bir süre Ordu'daydım ben. Ne mutlu annemin, onlara. Evet, 70 yaşında üstünde insanlar. Onlara çok faydam oldu. Anne baba sizi çok seviyorum. Annem babam halen daha bu ödülü aldım. Benim devlet, oğlum devlet memuru olsaydın iyi mi olurdu acaba diyor. Anne seni seviyorum diyor. Vallahi annelerimizde böyle bir şey vardı. Ben de üniversitede okurken ya anne ben radyocu olmak istiyorum dediğimde de benzer tepkileri duymuş bir kardeşin, arkadaşın olarak annelerimizin, babalarımızın kıymetini evet bu pandemi döneminde onları bir kere daha hatırladık, onların değerini, kıymetini. Serkan Aydın'ı daha çok güzel noktalarda göreceğimize inanıyorum. Ordu'dan yetişen, bu şehirde doğan, büyüyen, tiyatroya başlayan, şimdi İstanbul'da bizi, şehrimizi, şehrimizin ismini başarıyla taçlandıran, ödüllü komedyen artık dediğimiz çok teşekkür sevgili ederim dostumuzla. Buyurun. Ben tevazu göstermeye çalışıyorum ve kendimi anlatmayı çok sevmiyorum. İnsanlar neden anlatmıyorsun diyor. Geçen gün bir eleştirmen şunu söyledi. Artık senin aktörlüğün onaylandı dedi. Hocam çok teşekkür ederim. Çok çalışmamız gerekiyor dedim kendisine. Son olarak da teşekkür etmek istediğim insanlar var burada. Gülçin Üstüntaş'a, Aydın Üstüntaş'a, Seyhan Güngör'e, Doktor Nedim Türkmen'e bana desteklerini hiçbir zaman esirgemediği için inşallah önümüzdeki dönemde de yine size burada nerede oynayacağımı söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Hayat Haberi ve tabii ki sanatı konuştuk. Evet. Hani sanatın olmadığı, tiyatronun, müziğin, resimin olmadığı bir yerde ne başarıyı, ne güzellikleri, ne de farkındalıkları görme şansımız yok. Hep sanat dolu günlerde buluşalım diyorum ama yarın sabah saat 7.30'da randevu vermeyi unutmayalım. Hayatı ve haberleri paylaşmak için TV52 izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Resume Çiğ Köfte Yeni Günü sundu.